Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir tarih sözlüğü videosuyla da karşınızdayız. U ve Ü harflerine geldi sıra. Ki çok da uzun sürmeyecek. U ve Ü harfimiz yine kalıplaşmış, en çok karşımıza çıkan unsurlar üzerinde duracağız. Uçma eski Türklerde biliyorsunuz cennet. Hatırlayın, tamu cehennemdi. Ukaz, Arapların haram aylar dedikleri aylarda, savaşmadıkları aylarda Mekke'de düzenledikleri panayırlardı. Şiir okuma, güzel söz söyleme yarışmaları, tabii ki ticari faaliyette de bulunuyorlar. Bu karşınıza sukku, ukaz olarak da çıkabilir. Ulema, alim, alimler, bilgin. Ulufe, biliyorsunuz Yeniçerilerin 3 aydan 3 aya aldığı maaşa denir. Hatta Osmanlı'dan önce bu Gulaman-ı Saray sisteminde yetişenlerin aldığı maaşın adı da Bistegani'dir. Aynı niteliktedir. Umay, özellikle küçük çocukları koruyan melek, tanrıça olarak geçiyor. Umumi, genel anlamındadır. Urgakina kanunları ilk çağ uygarlıklarından Sümerler'de Kral Urgakina'nın hazırladığı ve dünyada bilinen en eski kanunlar olarak geçer. Uruk eski Türklerde soy, sülale olarak geçer. Ustaşa, bunu çağdaş Türk ve dünya tarihinde küreselleşen dünya kısmında görebilirsiniz. O Bosna Savaşı sürecindedir. Hırvatların kurduğu ırkçı, ayrılıkçı gruptur. Bu tarafa geçiyoruz. Usturlap, gök cisimlerinin yüksekliğini ölçen araç ya da alettir. Ultimatum, buna sert uyarı da diyebilirsiniz. Nota vermek. Ülük, ülüş, işte hükümdarın adaletli olması, halkına adaletle davranması, eşit bir miktarda pay hisse vermesi. Ülük, ülüş. Ümera, emirler, beyler. Üniter, merkeziyetçi devlet, yani her noktasında aynı kanun ve kuralların bulunduğu tek bir yapılanmanın olduğu devletlere üniter deniyor. Yani eyalet sisteminin tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, U ve Ü harfleriyle ilgili üzerinde duracağımız noktalar bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.